Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dün tabii imar planıyla ilgili bir miktar bu mecliste mesai harcadık hepimiz. Lakin yine de ben konuşması gerekenlerin yeterince konuşmadığı ve halkın bu noktada doğru ve sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmediği görüşünde olduğum için bugünkü konuşmamı tatmin olmadığım için dünkü söylenenlerden geri çekmedim ve Sayın Bakan'a o konuşması gerekip ilk başta konuşması gereken ama konuşmayan Sayın Bakan'a da bu vesileyle bir fırsat vermenin önemli olacağını düşündüm. O yüzden bu konuşmayı yapıyorum. Öncelikle bunu ifade edeyim. İmar planıyla ilgili İskeleyeni Boğaziçi Mausa imar planıyla ilgili teknik detaylarıyla ilgili aslında bu meclis kürsüsü birçok kereler, ben de dahil olmak üzere birçok arkadaşımız söz aldı. Olayın hukuki boyutuyla ilgili de konuştuk. Teknik kısımlarıyla da ilgili konuştuk. Niye konut sayısı dramatik bir şekilde değiştirildi? Niye ilk taslakla ikinci taslak arasında müthiş değişiklikler oldu? Niye araziler, tarım arazileri Sayın Tarım Bakanı'nın görüşleri hilafına kapsam içine alındı ama daha sonra değiştirildi. Tüm bunlar niye dayandırıldı? Ülkesel fizik plana niye uyulmadı? Gibi birçok konularda geçmişte sorular yönelttik zaten biz bu meclis kürsüsünden ve nasıl olması gerektiğini, ne yapılması gerektiğini de buralardan paylaştık. Dolayısıyla ben bugün imar planının içeriğiyle ilgili olarak detaya girmek istemiyorum. Bugün bizim konuşmamız gereken imar planının Mausa İskeleyeni Boğaziçi imar planının geldiği değil, gelemediği nokta. Dün itibariyle bu meclis, bu toplum, mevcut hükümetin aslında sadece koltuklarında oturan bakanlardan ve mış gibi yapan, tabiri caizse bir ilkokul piyesi ortaya koran kişilerden oluştuğunu bize gösterdi. Bunu çok üzülerek söylerim. Bunu bir muhalefet vekili olarak aman ne güzel fırsat olsun biz de eleştirelim olarak kesinlikle de algılamıyorum. Sayın Aksımakan Soy'un söylediği gibi de. Yani sırf siyaset yapalım, muhalefet yapalım diye söylemiyoruz bunu. Dün ben bu mecliste oturduğum yerde utandım. Konuşmaları dinlerken utandım. Bu hükümetin ciddiyetsizliğini, beceriksizliğini dinlerken ve bunlara şahit olurken utandım. Bugün itibariyle hala daha ne yapmak istediklerini bilememelerine ve topu birbirlerine atmalarına ve meseleyi sadece hukuki ve teknik bir meseleymiş gibi ortaya koymalarından gerçekten büyük bir üzüntü duydum. Ülkede bugün birçok alanda bu kadar plansızlığın bizi getirdiği nokta, vahim nokta ortadayken ve hükümet programında, UBP, HP hükümet programında imar planlarının hayata geçme süreçleri tamamlanacaktır sözü verilmesine rağmen hiç böyle bir şey yokmuş gibi sanki aylardır konuşulanlar, yapılanlar, istişareler boşunaymış gibi keyfilikle bu sürecin ele alınması gerçekten büyük bir şaşkınlık ve üzüntü yarattı bende ve ben biliyorum birçoğumuzda. Hükümetin iş bilmezliğinin ve beceriksizliğinin özetini zaten dün başbakan kendi cümlesiyle ifade etti buradan hatırlayacaksınız. Ne dedi Sayın Başbakan dün? Yahu dedi kötü yönetmiş olabiliriz ama biz de insanız. Bakınız. Koskoca UBP-HP hükümetinin geldiği nokta bu. Hükümet kurup çok büyük işlere imza atacak olan, çok büyük maddi kaynaklar getirecek olan, büyük büyük protokoller imzalayıp büyük büyük işler yapacak olan UBP-HP hükümetinin başı Sayın Başbakan diyor ki kötü yönetmiş olabiliriz. Mazereti ne? Biz de insanız. Ve hepimiz insanız. Da insanı koşullarda yaşatmıyorsunuz bizi bu ülkede. Evet herkes hata yapabilir. Ama hatalar yapıldıysa bunları ortadan kaldırmak için önlemleri alma mecburiyetiniz var sizin.
E ne yapalım, olmadı. Berbat da bir süreçti. Kötü yönettik. Sonuç. E ne yapacaksınız peki şimdi? Ne diyor Sayın Başbakan? Başsavcılıktan görüş aldım. Bir de haftalardır bu mesele bir hukuki meseleymiş gibi konuşulmaya çalışılıyor. İşte nedir şu andaki durum, nasıl olacaktır? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu mesele, size bir hukukçu olarak söylüyorum, sanılanın aksine hukuki bir mesele değil. Bu mesele siyasi bir mesele ve siyasi irade meselesidir. Siz böyle suya sabuna dokunmayacaksınız, yapmanız gerekenleri yapmayacaksanız ve ne diyeceksiniz? İşte başbakan diyecek, ben görüş aldım savcılıktan, onu bekliyorum. Sayın İçişleri Bakanı'nın partisi diyecek, biz bu konuyu değerlendirdik, hukuka aykırı davranıyor başbakan. Halk da aptal, buradaki muhalefet vekilleri de her şeyden bir haber. Biz de başımızı sallayacağız. E tamam, o zaman bekleyelim, hukuki görüşünüz mü diyeceğiz. Ve ülkede bu kadar sıkıntının içinde yapılabilecek, çözülebilecek bir mesele olan imar planı bile bir kriz, bir kaos ortamına gelecek. Bunlar kesinlikle kabul edilebilir tutumlar değildir Sayın Manavoğlu. Şimdi ben şuradan sormak isterim. Sayın İçişleri Bakanı bu süreçle ilgili olarak hükümete, Sayın Başbakan'a hiç mi bilgi vermedi? Hiç mi haberi yok Sayın Başbakan'ın ya da Ulusal Birlik Partisi'nin? Çünkü şu anda bir de yeni trend başladı bu ülkede. Hükümet diyemeyeceğiz artık. Hükümetin UBP kanadı ve hükümetin HP kanadı. Zaten bakanı yalnız bıraktılar. Görmezsiniz Sayın Özden Efe. Canını yiyor, yalnız kaldı. Canını yiyor, yemiyor. O da ayrı bir tartışma konusu. Ona da geleceğim Sayın Zeki Çeler. Çünkü bu işte de böyle tek bir partiyi böyle kötüymüş gibi gösterip diğer parti de her şeyi tamam yaptı da mesele hukuki diye çekmeye çalışma kurnazlığını da görecek kadar tecrübemiz var bizim bu çatı altında. Ondan da kimsenin endişesi olmasın. Sayın Bakan geçtiğimiz hafta, daha bir hafta önce ne dedi? Sürekli dedi bir sorun varmış gibi gösterilmeye çalışmasından. Ben de rahatsızım dedi. Evet, ben de rahatsızım dedi. Ben dedi kendi bana verilen görevleri yerine getirdim. Hükümetin her bir bireyi demedi, HP'li bireyleri ya da UBP'li bireyleri ya da bilmiyorum gölge kabineleri varsa gölge kabine bireyleri demedi. Hükümetin dedi her bir bireyi bu planla ilgili olarak hemfikirdir. Ve ilk birleşik kurulun ardından değişiklik taleplerinin başbakanın talimatıyla çalışıldığını ve birleşik kurul çağrısının da aniden baskınla değil, tüzük gereği önceden haber verilerek yapıldığını kaydettiniz Sayın Bakan. Ve son halinin hukuka uygun, mevzuata uygun kabine üyelerinin başbakanın bilgisinde, hatta talimatında yerine getirildiğini ifade ettiğiniz. Hatta belirli teknik konularla ilgili olarak, ki bugün başbakanın sırtını dayamaya çalıştığı konulardan biri odur. Başbakanın ve hukukçularının işte meclis kararları, belediye meclis kararları vardı yoktu tartışma noktasında. Bundan ilgili hukuki görüşünüzü de paylaştınız. Ne oldu? Aradan bir hafta geçmeden, çok kısa bir süre sonra, bir pazar akşamı Sayın Başbakan aniden her gün patlatılan küçük bombalardan bu ülkede alışık olduğumuz sonuncusunu patlattı. Ne dedi? Bu plan olmaz, ben bunu imzalamayacağım. Resmi gazeteye de yollamayacağım. Veto geldi. Bu kadar kısa bir süre içerisinde ne oldu da herkes hemfikirken, planın geldiği son aşamayla ilgili de bir değişiklik olmamışken, mutlak hemfikirlikten mutlak veto noktasına sürüklendiniz. Hükümet olarak da, bakanlık olarak da Sayın Bakan. Ne oldu? Baktığımızda o zaman ya siz bize doğruları sarih bir şekilde bütün gerçekleşenleri ifade etmediniz ya da Sayın Başbakan. Bunlar arası yok. Çünkü söylenenler birbiriyle taban tabana zıt.
Ve tüm bunlar yaşanırken ne oluyor? Aniden Halkın Partisi başka bir açıklama yapıyor. Hemen başbakan söyledi. Arkasına HEP, hayırlısı olsun yeni başkan vekiliniz yanılmıyorsam statü olarak. Başkan vekiliniz dedi ki başbakan hukuka aykırı davranıyor. HEP ve bakanı her şeyi hukuka uygun olarak yaptı. Başbakan hukuka aykırı davranıyor diyor. Hayır, bunu izleyenler, gazetelerden okuyanlar da zannedecek. Hükümet bozuldu, o sabah da bizim haberimiz yok. Birbiriyle yüz yüze konuşmayı bıraktım. Bir telefonla açıp nedir bu konu demekten aciz bakanlardan oluşan bir hükümet yapısı. Medya üstünden. Sosyal medya üstünden pazar günü birbirlerine laf söylüyorlar. Karşılıklı yakan top Milo. Toplar havada uçuşuyor, evet. Top değil. Da kimin elinde kalacak? Fasulye doldurdu geçen. Kimin elinde kalacak Sayın Manavoğlu? Toplumun. İskele, mouse'a, Yeni Boğaziçi mutlak bir belirsizlik içerisinde ve dün bu konular konuşulurken Sayın Bakan ya da sonrasında konuyla ilgili herhangi bir ifadede bugün itibariyle hala daha bulunmadı. Şuna da katılmadığımı söyleyeyim, mutlak katılımcılıkla oldu bu süreç. Hayır, yeterince katılımcılıkla olmadı ve evet hatalar yapıldı. Çünkü bizim katılımcılıktan anladığımız plan hazırlanır ve görüşe sunulur. Yasada bunun ötesini emretmiyor, onu da biliyorum Sayın Bakan. Dolayısıyla tabii ki yasaya uygun davrandınız. Ama keşke bu kadar sıkıntı olduğu ve olacağı artık belli olmuşken, Mimar Mühendisleri Odaları Birliği de konuyla ilgili sözünü söyledikten sonra, sonra değil çok daha öncesinde mutfağa da üniversitelerimizi, ilgili kurum kuruluşlarımızı katsaydınız. Ama yasa size görüş alma konusunda zorunluluk getiriyor. Siz de o anlamda zorunluluğunuzu yerine getirdiniz. Keşke üstüne bir tık daha koyaydınız. Katılım mutfakta hazırlanma aşamasında başlasaydı ve bugün bugünlere gelmeseydik. Geldik, olan oldu. Kötü yönetilen bir süreç. Herkesin kabul ettiği şekilde kötü yönetilen, özellikle son haftalarda, son bu bir iki ay içerisinde kötü yönetilen ve kaosa sürüklenen bir süreç. Ne yapacağız? Biri bize bunun artık izahını versin. Yani hukuki olarak emirname yürürlükte mi, tarihi süresi doldu, ne olur falan. Hiç bunlar mazeret değil. Bu mesele mahkemelerin çözeceği, savcılığın görüş vermek suretiyle çözeceği bir mesele değil. Sizin bu planı yürürlüğe koyma niyetiniz var mı yok mu? Ha, bu planı yürürlüğe koyma niyetiniz hukuki sıkıntılar olduğunu düşünmenizdense, yani örneğin çok konuşuluyor bugünlerde, belediye meclislerinin onayı alınmadığı için ve yasanın ilgili maddesine göre alınması gerektiği için, eğer bunun imar planının tümünü yoklukla mahlul sayacağını, sıfırlayacağını, yarın öbür gün bir mahkemeye giderse idare mahkemesi tarafından iptal ettirileceğini düşünüyorsanız, yani esasla ilişkin bir hata yapıldığı düşünülüyorsa, yani gerçekten bu bir tartışma konusudur Sayın Arıklı. Bununla ilgili herhangi bir içtihat önümüzde yoktur. Tali bir usulsüzlük mü, hata mı, yoksa esasa ilişkin mi? Çünkü esasa ilişkin olursa biliyorsanız yokmuş gibi varsayılacak. Eğer esasa ilişkin değilse devam edebilecek olacak. Hiç bunları tartışmaya gerek yok halbuki. Siz eğer bu sıkıntının esasa ilişkin bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız geri yollardı Sayın Başbakan. O zaman o yasanın emrettiği gibi ikinci kereden sonra olmaz sıkıntısı da yaşanmazdı. Çünkü Birleşik Kurulu'nun ikinci toplantısı zaten hukuken yok varsayıldığı için, yok hükmünde olduğu için tekrar bu süreci yapardınız. Ha yok tamam saydı. Geçirirdiniz. Hepsini geçtim. Bugün geldiğimiz noktada anladık ki ortada birçok çevrelerin, birçok siyasi figürlerin de farklı nedenlerle anlaşamadığı bir zemin var. O zaman en azından
emirnameyi uzatın. Emirnameyi geçirin. Bununla ilgili bir adım atın. Ama sanmayın ki bunu yaptığınızda da tamamdır, hallettik, yapmış olacağız. En azından bizi başlangıç noktasına çekin. Yani bunu yapmanızla bu topluma bir şey katmayacaksınız ama en azından sıfır noktasına çekin bizi. De bari bütün bu kaos temizlenmeye çalışılırken bizler de bilelim yürürlükteki mevzuat nedir ve bu mesele de mahkemelere kalmasın. Bugün itibariyle ben biliyorum mimar odalarına yapılan başvurular vardı ve alıyorlar. Vize verip verilmediğini bilmiyorum. Muhtemelen de verilmez. Ya da verilebilir, bilmem yani nedir şu andaki görüş. Bakanın da bilgisi varsa söylesin. Ama başvuruları kabul ediyor. Başvuru numaraları veriyorlar. Fasıl 96 kuralları şamilmiş gibi. Siz bu süreci ne kadar daha uzatacaksınız? Yatırımcı yatırımını yapmak ister, önünü görmek ister. Bireyler evini yapmak ister, satacaksa satmak ister, gerçek değerini bilmek ister malının. Ya da satın alacaksa gerçek değerine göre satın almak ister. Siz bu süreci ne kadar uzatacaksınız? Ha, çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimleri geliyor. Aslında günün sonunda geldiği mesele, hani bize diyorlar ya siyaset yapmayın bu konuda. O noktada siyaset yapan HP ve UBP'nin üst aklı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri geliyor. Bu saatten sonra bu planı geçirsek de dayak yiyebiliriz, geçirmesek de dayak yiyebiliriz diyerek toplumu dövüyorlar. O zaman hemen soru hükümetin imar planı geçirme iradesi var mı yok mu? Evet. Tam da budur dediğim Sayın Şahili. Temel soru hukuki değil. İnanın yasayı yanıma aldım. Notlarım da var önümde. Fasıl 96 ne der? Dendiği gibi şeytani bir yasa mıdır? Asla değildir. Ruhsatları düzenleyen yasadır. İmar planı ne der? Notlarım var önümde ama bunları tartışmanın bir manası yok. Bunlarla akıl karışıklığı, bulanıklık yaratmanın bir manası yok. Denilenler açıktır. Herkes de bol bol hukukçularından zaten görüş alıyor. O yüzden konuşmamın o kısımlarını yapmadım bile. Siyasi iradeniz nedir? Şu ana kadar yaşadıklarımız bize sıkıntının Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle alakalı olduğunu gösteriyor. Alelacele anayasa değişiklikleri geriliyor. Ana muhalefetten görüş almadan da demeyeceğim. Ana muhalefete söylenmeden bile, haberi bile olmadan ana muhalefetin anayasa değişiklikleri geliyor. Ondan sonra yetersiz olacağı, yanlış anlaşılacağı endişesiyle bunların geliştirilmesinin olup olmaması tartışılıyor. Aniden iki tane milletvekili dün itibariyle bütün bankacılık sistemini, kredi sistemini etkileyen ve borçluların aleyhine olması ihtimal dahilinde olan, çünkü geçmişte konuşulan, tartışılan yasayı meclise getiriyor, ivedilik istiyor. Niçin? Çünkü bazıları söz verdi zamanında, biz bundan ilgili yasal değişiklik yapacağız. E yapmadınız, e iradeniz yok. Ama en azından biz verdik. Biz verdik de geçirmediler. Kim geçirmedi? Neyi verdiniz? Hangi çalışma yaptı bakanlıklarınız? Komitede görüşürsün. Akıllarımızla, deneyimimizle, tecrübemizle, bilgi birikimimizle dalga geçercesine her gün bu mecliste ayrı bir piyes oynanıyor. Sanırım sürem doldu Sayın Başkan. Beş dakikamız daha var. Teşekkür ederim. Dediğim gibi belediye meclisleri onayladı mı onaylamadı, belediye meclislerine bildirildi mi bildirilmedi. 25 günleri vardı bu süre içerisinde, bildirilmesine rağmen geri dönüşüm yaptılar mı yapmadılar mı? Bu imar planı tamam mı değil mi? Başbakan göndermek zorunda mı değil mi? Ben burasında değilim işin. Evet, başbakanlığa bağlı resmi gazete ve devlet basın evi göndermedi, ne yapacaksınız? Bu siyasi bir sorundur. Bunun hesabını vermek zorundasınız. Bunun hesabı mahkemelerde kavga edilerek verilmez. Bunun hesabı bu kürsüye çıkıp bugüne kadar ne dediniz? Bugünden sonra ne yapacaksınızı söylemekle verilir. Ha, ondan sonra halk günün sonunda hesabını yetkinin kendisine verildiği günde, yerde verir. Ama bu kadar suskunluk, bu kadar iş bilmezlik de tüm imkansızlıklarına,
tüm eksikliklerine rağmen bu toplumun hakkı değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.